Değerli izleyenler, Yüz Yüze programından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün yine Konya gündemini ve Türkiye gündemiyle ilgili ön plana çıkan durumları gazeteci arkadaşlarım İbrahim Çiçekçi ve Halil İbrahim'le birlikte, Halil İbrahim Parlak'la birlikte değerlendireceğiz. Konya gündemi, Türkiye gündemi, tabii çeşitli gelişmeler oluyor. Her geçen gün korona vaka sayımız, testler arttığı için vaka sayımız ve vefat sayılarımız artıyor. Bugün 8 Nisan itibariyle 87 vatandaşımız daha korona teşhisiyle vefat etti. Bunun yanında 4.117 yeni vaka tespiti var. Vaka sayısı toplamda 40 binlere yaklaştı, 38 bin küsür. Tabii test sayımızın her geçen gün ilk etapta Sağlık Bakanımız 15 binleri yakalamayı düşünüyoruz diye bir açıklama yapmıştı hatırlarsanız. Bugünlerde 25 bin bazen daha da artan rakamlar oluyor. Test sayısının artması bunun pandemi eğrisi dediğimiz meselenin biraz daha yataya geçmesiyle inşallah bu olayı yeneceğiz. Vatandaşlarımız elinden geldiğince evde kalmaya gayret gösteriyor. Tabii her gün farklı uyarılar da yapılmaya başlandı. Bu tedavi sonucunda iyileşen vatandaşlarımız var. Yine bu hafta Mekke'de kalan son umrecilerimiz Konya'ya geldiler ve karantinaya aldılar. 362 kişi yanlış hatırlamıyorsam. Yine bugün Tarım Bakanımızın Konya ile ilgili verdiği müjdeler var idi. Bu hafta içerisinde pazartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay telekonferans yoluyla mutat olarak biz gazetecilerle her ay yaptığı programı, basın toplantısını bu kez telekonferans yoluyla gerçekleştirdi. Oradan da detaylar konuşacağız. Ben Halil İbrahim Parlak, gazeteci arkadaşım Halil İbrahim Parlak'a dönmek istiyorum ilk etapta. Halil İbrahim, genel olarak Konya'daki durumu bir özetlersen son raddede ve de bazı üniversitelerimizde iyileşme vakaları var son dönemde. Ne durumdayız Konya olarak, ülke olarak, koronayla ilgili neler söyleyeceksin? İyi akşamlar dileyelim öncelikle. En son Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler vardı Emrullah Bey. 600'ün evet. üzerinde Konya'da bir evet. vaka sayısı vardı. Bununla ilgili de resmi olarak diyebileceğimiz Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ve Meram Tıp Fakültesi ile alakalı her iki evet. üniversitenin rektörlerinin de açıklamaları oldu. Sosyal medyadan takip eden vatandaşlarımız da vardır, biliyorlardır. Örneğin Profesör Doktor Mustafa Şahin Bey, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören hastalardan dün paylaştı. 89 hastanın bu virüsü yenerek taburcu olduğunu bildirdi. Aynı şekilde hemen bu tweetin ardından, bu paylaşımın ardından Meram Tıp Fakültesi ile ilgili de Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu'nun bir paylaşımı oldu. O da son iki gün içerisinde 113 kişinin hastaneden taburcu edildiğini söyledi. Programın başında senin de bahsettiğin gibi evet hızlı bir iyileşme görülüyor. Hem şehrimizde hem ülke genelinde. Artık virüsün bağışıklık sistemine işlemesiyle alakalı bir durum mu, bünyenin alışmasıyla ilgili bir durum mu, tabii ki yapılan tedaviler de olumlu tepki veriyor ve bir toparlanma sürecine girildiği gözlenebiliyor ya da biz öyle algılıyoruz. Vakalarla alakalı Konya için, Konya yerelinde tam resmi rakamı da bilmediğimiz için eğer bir bilgi paylaşılırsa bununla ilgili de biz de Kanal 42 izleyicileriyle paylaşmış oluruz. Ama hızla bir taburcu olan sayısı var. İnşallah bu sayı giderek daha da artar. Evet, çeşitli tedavi yöntemleri de deneniyor şu an. Hı-hı. İşte plazma yöntemi olsun, evet. Bir ilaç, işte Türkiye'de bir ilaç firmasına da yaptırılan, hı-hı. daha önce özellikle eczanelerden toplanan bir ilaç var. Onun da faydası olduğu söyleniyor. Süreç olumlu ilerliyor ama işte buna tabii bizlerin özellikle evde kalmaya riayet etmesi çok önemli bu noktada. Yani Konya tam olarak bu işe riayet ediyor mu? Senin gözlemlerin nasıl şimdi bir gazeteci olarak? Ona da değinelim. Geçen cuma günüydü Cumhurbaşkanı'nın açıklaması. Büyük şehirlerle birlikte evet. 30 büyük şehir ve bir de Zonguldak iline özel araçlarla da girişlerin kapatıldığını açıklamasının ardından adeta böyle bir sıkı yönetim
ilan edilmiş gibi oldu. Bunu da nasıl anlıyoruz? Bugün haberlerde de yansıdı. Muhtemelen takip edenler de izlemişlerdir. Örneğin Konya Valisi'nin bu yönde çok ciddi gayretleri olduğunu görebiliyoruz. Mesela dün semt pazarlarını dolaşmış. Evet. Aynı şekilde Konya trafiğinde araçları durdurarak vatandaşlara, yolda yaya yürüyen vatandaşlara nereye gittiğini, neden gittiğini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını, hatta maskesi olmayanlara maske verdiğini, pazarcı esnafıyla da sohbet ederek kesinlikle ürün seçtirmemeleri gerektiğini ısrarla söylüyor. Pazarcı esnafının da bu yönde zaten ürün seçim yaptırmadıklarını da, hatta öyle bir espri de geçti, onu da görmüşsünüzdür. Bu semt pazarlarının kapatılması, evet, aslında iyi olmaz mı? Biraz daha böyle özellikle şimdi, mesela ortak bölgelerdekileri tamam kalsın ama birbirine yakın semt pazarlarının kapatmaları gerekmiyor mu bence? Ya kapatılıp kapatılmaması ile alakalı değil ama gitme anlamında zaten halkın çok gitmediğini görebiliyoruz İbrahim. Evet. Yani daha çok böyle yakınındaki marketleri tercih, doğru, ettiğini görebiliyoruz. Hatta semt pazarlarında yanılmıyorsam %10'lara kadar düştü gibi. Bizim, doğru, kendi işlerimizin yakında da var mesela Perşembe pazarı kuruluyor ama kuruluyor mu kurulmuyor mu belli değil. Yani o derece yoğunluğun olmadığını gözlemliyoruz. Risk oluşturuyor olsa elbette bununla alakalı da illerde, valilerde bildiğim kadarıyla bu süreçte yetkili kurullarda, daha doğrusu pandemi kurullarında muhtemelen o yönde bir karar çıkar ama şu anda alınmış bir karar yok. Demek ki bir nüfus yoğunluğu yok. Hani ben şöyle marketleri de gözlemliyorum. Artık insanımız da o yönde bilinçlendi. Bu ilk bu olay çıktığında biraz böyle hani bize bir şey olmaz gibi bir algı vardı ama işin ciddiyeti gün gün vaka sayılarıyla birlikte ortaya çıkınca daha çok bilinçlendiğini görüyorum ben. Yani sokakta çok fazla iş olmayanın dışında hani ben gezmeye çıktım diyeni görmedim. Evet. Biz bile öyle işimiz olmadığı zaman çıkmıyoruz, çıkmıyoruz yani kesinlikle. Bir de toplu ulaşım verileri bunun en büyük kanıtı aslında. Evet. Yani çünkü şu anda otobüs seferlerini öncelikle Büyükşehir Belediyesi yaz tarifesine aldı. Evet. Şimdi bir azaltma daha yaptı. Yani şu anda çok seyrek durumda. Onun dışında geçtiğimiz günlerde minibüsü olan, hatlı minibüsü olan bir arkadaşım aradı. Ne yapıyorsun işte bu, konuştuktan sonra dedi ki abi biz hattı çektik dedi. Yani hatlarını şu anda birçok dolmuştu. Çünkü kurtarmıyor. Zaten 14 kişilik veya 15 kişilik, evet, polis denetimi var. 7 kişi ancak alınabiliyor. Bu vesileyle hattı çektik. Yani bu sürecin sonunda inşallah zaten fark ediyorsunuzdur. Dolmuşlar da çok görünmüyor. Çok, özellikle kampüs hattı falan. Tamamen. Yani birçoğu iptal oldu. Bununla ilgili belki resmi bir açıklama. Hani ben görmedim en azından ama. Birçoğu şu anda çekilmiş ki çıkmış vaziyette. Yolcu sayısı öyle. Dün Büyükşehir'den bir rakam ulaştı işte elimize. Evet. Geçen mesela 6 Mart'ta yolcu sayısı 330 bin. Evet. 6 Nisan'da yolcu sayısı 30 bin. Evet. 300 bin bir günlük kullanımda azalma oldu. %90 oldu. Evet. Neredeyse. Yani bir şehirde insanlar tabii marketleri daha çok bu noktada şu anda semt pazarlarından ziyade tercih ediyorlar. Orada, evet, da çeşitli önlemler alınıyor. Özellikle maske artık şart olduğu için kimse şey yapmıyor. Eldiven aynı şekilde seçmelerde. Bunlar önemli. Evet. İbrahim'e döneyim. Bugün Tarım Bakanımız Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da içinde bulunduğu Leyla Şahin Usta'nın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, yine Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da birlikte bir toplantı gerçekleştirdiler. Bazı kişiler telekonferansla tabii katıldı. Burada yine tüm ülkeyle ilgili çeşitli güzellikler vardı ama Konya ile ilgili de müjdeler verildi. İbrahim, sen de olayı takip ettin. Evet. Nelerdi bunlar, bize bunlardan bahsedelim. Şimdi şunu söyleyelim. Devlet otoritesi şunun farkına vardı. Tarım ve gıdanın ne daha stratejik, ne kadar önemli olduğunu, hı, ve bu anlamda bir politikalar geliştirdi. Bu bugünkü açıklananlarda Konya Ovası ile ilgili gerçekten sevindirici. Yani bir çırpıda onlarca proje kararı alınmış ve çiftçiyi, yine besicileri, hayvancılığı teşvik yönünde ciddi müjdeler vermiş. Mesela bunlardan isterseniz birkaçını paylaşalım. Tamam. Mesela 3 tane yeni gölet yapılıyor Konya Kapalı Havzası'na. Evet. Ve özellikle işte Bolat'tan bu tarafa gelen, Çumra'ya gelen sulama kanallarını dolduracak bir gölet çalışması yapılıyor. Diğer işte İvriz gibi
Hotamış gibi sulama kanallarının güçlendirilip iyileştirilmesiyle ilgili projenin ihale edileceği müjdelenmiş. Burada balıkçılığı teşvik adına 500 bin adet sazan bırakılacak Konya bölgesindeki gölet evet. ve göllere. Bu güzel bir gelişme ve en önemlilerden bir tanesi 360 bin fidan bu yıl içerisinde Konya Ovası'nda toprakla buluşturulacak. Meyve fidan. Meyve tabii meyve ağırlıklı. Evet. Meyvecilikle ilgili. Tabii meyveyi özellikle ceviz, badem evet. Gibi stratejik fidanlar. Ve balcılık, arıcılık Konya Ovası'nda ciddi bir yere sahip. Özellikle güney bölgesindeki ilçelerimizde ciddi bir arıcılık faaliyetleri yapılıyor. Buraya güney sınır bölgesine 700 dekarlık bir bal havzası yani bal ormanı, arıların faaliyet edeceği bal ormanı kurulacak. Bu oradaki hem halkın göçünü durdurmak adına hem katma değerli ürün üretmelerini teşvik adına güzel bir şey. Konya merkezde ise iki tane yeni tarım kredi marketi açılacak. Evet. Biliyorsunuz başladı hatta. Emrah var mı iki tane galiba değil var. Mi? Var. Üç bugün, tane üç şu tane, an Konya'da. Emrah Bey yazısında da bahsetti dün. Hatta kendisi evet. de sıkı takipçisi oraların. Tarım ya kredi marketine bayağı marketlerle gidiyor. İlgili bir yazı yazmıştım. Okudum, pazartesi gördüm. Günü. Dün de onun devamı oldu. Tarım kredi marketlerinden de aradılar. Aslında ilk önce ya devlet bu gibi yerlere güzel teşvik ediyor ama Şefikcan Caddesi'ndekiyle ilgili bunun yeri yanlış. Çünkü araba koyamıyorsunuz. Yani evet. o kadar ürünü getirdiğinizde arabalar atmanız lazım. Hani diğer türlü anladım, bir sıkıntı evet. olur. Önü tamamen park. Park alanı. Şimdi o konuyla da ilgili daha sonra öğrendim. Tabii yazdıktan sonra da biraz daha gelişti. Büyükşehir Belediyesi'ne oraya bir cep yapılmasıyla ilgili başvuruda bulunmuşlar. Hmm. Yani en araç azından tabii. Diğeri senin yine yakın Çeçenistan Caddesi'nde evet, bulunan bir aynen. yer var. Bir de çay başında. Evet, çay başında var bir tane de. Hmm. Üç tane var. Daha da olacak. Bunlar çok önemli. Çünkü tabii. şöyle, diğer marketlerimiz de mutlaka önemli. Hepsi şehir için uğraşıyor. Bu ara hakikaten özellikle yerel marketlerimiz. Ama yani kar amacı gütmediğini şuradan görüyorsunuz. Çok böyle büyük ürünlerle ilgili hepsinde işte üç tane alabilirsin, iki tane alabilirsin, evet. beş tane alabilirsin gibi uyarılar var. O yüzden en önemli kısmı o. Tarımdan yine devam ediyor idik. Şöyle bu süreç sanki ikinizle de istişare etmiş olalım. Yani şehirden köye değil mi insanların bir akışını bir düşünce değişikliği yani bir toplumsal bir düzen evet. değişikliğine doğru bir gidiş var. Örnekler de var yani bu konuda neler diyeceksin İbrahim? Ya bu tabii sosyolojik açıdan baktığımız zaman şehir artık risk taşıyor insanlar için. Evet. Bu görüldü. İşte bir salgın vakasında yani bunu gördük küresel bir salgın vakasında ve dediğin gibi insanlar şu an hatta köyünde veya şehir merkezinden uzak bölgelerde bağı olan birçok kişi şu an kendini orada karantinaya aldı. Evet, orada. Ve orada hatta işte sezonun da başlamasıyla beraber küçük sebze ekimi ve toprakla hemhal olmaya başladı. Dediğin gibi bu süreci tetikleyecek ve zaten böyle bir hükümetin de projesi vardı. Köydes. Geçmiş köyümüze dönüyoruz. Evet. evet, geçmiş. Buna çok özen gösteriyordu ama çok verim alınamadıydı. Belki bu vesileyle bu köye dönüyorum projesi tesis edilmiş olacak ki şu teşvikler gerçekten öyle. Yani arıcılığı hem meyveciliği mesela damla sulama sistemleri teşviki veriyor. Yine kredi veriyor. 500 tane Konya'da koç dağıtacak ve bunun üremesini ve küçük başın evet. çoğalmasına teşvik noktasında bunlar ciddi teşvikler. Çiftçinin de kıymetli hale gelmesi adına, evet. çiftçinin daha istekli üretmesi adına ve genele baktığımız zaman Türkiye'nin gıda ve tarım güvencesinin sağlanması adına son derece önemli adımlar. Eğer gıda ve tarım güvencesini sağlar, burada kendi kendimize yeter hale gelirsek, salgın sürecinde gördük, bir panik havası yaşamadan bu süreci atlatıyoruz yani. Şu an evet. en rahat ülkelerden Türkiye'nin olmasının en büyük nedeni yeterli buğday stokunun, yeterli bakliya stokunun, yeterli yağ stokunun ve üretecek potansiyelinin olmasından dolayı. Yani İtalya, ABD'de gördük marketler yağmalanacak düzeye geldi ama biraz önce de bahsettiğimiz gibi bizde böyle gıdada fahiş bir artma olmadı yani bugün bir ay öncekiyle şu anki fiyatlar aynı. Yani. Çok bir tabii küçük çaplı ister istemez maliyetlerin arttığı bir süreçte yaşıyoruz ekonomik olarak. Küçük çaplı oynamalar var ama genel itibariyle baktığımız zaman gıda sürecini rahat geçiriyoruz. Bu da tabii virüsün ekonomik olarak açacağı yarada bir kapatıcı merhem olacak ilerleyen evet. süreçte. Ya en önemlisi gıda zaten. Yani tabii, gıda temizlik ürünlerinde zaten şu an
bazı muhalif kesimler özellikle sokağa çıkma, sokağa çıkma yasağı tabii, meselesi tabii. diyordu. Yani üretimin durması, ihracatın durması kesinlikle. Da yani ciddi derecede tabii. sıkıntı. Bence şu an iyi götürülüyor. Yani zaten bir istatistiğe göre 35 milyona yakın vatandaş veya daha fazlası şu an zaten sokak çıkma yasağı fiilen uygulanıyor. İşte 20 yaş altı tabii, olsun, tabii. 65 yaş üstü olsun. Çünkü grafikte de bakan gösterdi zaten. Yani bu gidiyor. En azından şu an üretim durmamış durumda ve bu karaborsacılık olsun, tabii, işte tabii. stokçuluk olsun bunları engelliyor. Ya her şeyde bu süreçte aslında maske üretiminde bunu en yakın örneğini gördük. Evet. İşte fiyatlar şöyle atacak, fırsatçılar çıktı derken bugün maske bedava dağıtır hale geldi. Bugün Büyükşehir Belediyesi'ne gittim, günlük 30 bin maske üretiyorlar. Evet. Sadece Konya Büyükşehir Belediyesi Komek'te günlük evet. 30 bin kullanımlık güzel ambalajla yapmışlar ve halka bedava dağıtıyorlar. Yine gıda da aynı şekilde olağanüstü bir durumda yeterli stokla bir anda hızlı üretime geçebiliriz. Yani bu süreçte biz solunum cihazı bile ürettik yani. İşte Koç bandı açtı, diğerleri geliştirdi. Baykar savunma bir önünü açtı. Bir konsorsiyum oluşturuldu onunla ilgili, ilgili firmalar. Aselsan'ın da dahil olduğu tabii, yanılmıyorsam. Tabii tabii. Bir anda evet. bunu ürettik yani. Böyle olağanüstü durumlarda hem sürece katlanmayı bilen hem de hızlı refleks gösteren bir toplumuz. Evet. Çok şükür. Çok şükür diyelim. Ya burada şey ön plan çıktı Emrullah Bey. Yani milli yerli üretim her alanda hem tarımda hem işte gıdada hem makinada tabii. bu ön plana çıktı. Bunu görebiliyorsunuz. Niye? Çünkü böyle bir durumda yeri geliyor sınırlarınızı kapatabiliyorsunuz her şeyi. Ticarete, turizme, kesinlikle. Sanayiye. Yerli üretiminiz olmazsa belli bir noktadan sonra da tıkanıyorsunuz. Ama çok şükür ülkemizde öyle değil. Yani özellikle aynen. tarımsal üretimde. Ve bu salgın ilk başta yayılmaya başladığında o konuya zaten dikkat çekildi. Evet tedbirler alınsın ama tarımsal üretimle alakalı mutlaka göz ardı etmememiz lazım. Tabii. Yani sahada çalışma olması lazım. Niye? Bizim kurtuluşumuz bu. Çünkü şu anda örneğin özellikle bir dezenfektan olarak kullandığımız kolonyanın bile pancar. İşte pancardan üretiyoruz. Arpa ve pancardan. Etil alkol. Etil alkol oradan üretiliyor. Her şeyi gördük yani. Doğru. Her şeyi tarımla üreterek elde ediyoruz. Kesinlikle bununla ilgili de daha önce projeler vardı devletin desteklediği. Zaman zaman açıklanıyor. Çoğu zaman yerel yönetimler eliyle de oluyor bu. Ve bir köye her ne kadar köy desek de yeni sistemde biliyorsunuz artık merkeze bağlı mahalleler çoğu. Ve merkezdeki mahallelerde ne varsa çoğu bu köy dediğimiz mahalle statüsü alan yerlerde de var. Çocuk evet. parkından tutun da tatlı suyuna kadar yani asfaltsız evet. şu anda bir dış mahalle olduğunu ben zannetmiyorum. Yok. Yani en uzak noktadaki dış mahalleden merkeze en yakın noktaya kadar merkezde bulabileceğiniz her şey var. Sonuçta toplu taşıma araçları buraya da gidiyor. O yöne doğru bir eğilim var mı? Var. Niye geliyordu insan köydeki niye daha çok? İşte AVM'ler en büyük etkendi. İşte orada yaşam merkezi yani şu sanayi gibi. Sanayi özellikle son dönemde çok geliştiği için daha kolay iş bulabiliyordu. İş bulabilme kesin. Kesinlikle meselesi. Evet. Adam iş ve böyle sosyal donatı yaşayanlar çok daha ama evet. şimdi AVM'ye giden var mı yani? Şimdi şu anda oradan birçok firma bizi arıyor. Yani. Evet. Sadece ya marketler açıyor. Şey yapıyor yani ciddi sıkıntıda olduklarını söylüyorlar. Yani evet. bu mesela bu sürecin sonunda da sanki toplumsal olarak AVM'lere olan çok ilgi çok azalacak yani. Evet. Yani daha az gidecek insanlar. Niye? Yani birçok şeyi artık evinden, yakın marketinden görebiliyorsunuz. Yani AVM'den temin, market alışverişinizi bile internetten yapabiliyorsunuz doğru, şimdi. Tabii. Belli bir limiti var. O limitin tutturduğunuz zaman kapınıza kadar getirip bırakıyorlar. Doğru. Zaten markete gitseniz bile şu andaki tedbirler dolayısıyla özellikle meyve sebze alacağınızda yanaştırmıyorlar. Söylüyorsunuz yine size veriyorlar kendileri. Kesinlikle. Yani. Artık iş buraya bu noktaya geldi. Öyle olunca da tabii ki ya dijitalleşmenin artık tam göbeğindeyiz. İşte yani süreç aşırı şekilde buna doğru ilerliyor. İşte biraz önce bahsettim. Uğur İbrahim Altay işte artık hepsi basınla olan her ay muhtat toplantısını bizlerle sizler de bir şekilde dahil oldunuz. Telekonferans yoluyla yaptı. Evet. Bir programı herkes orada teker teker sorusunu sordu. Başkan cevapladı. Oradaki önemli hususlardan biri şuydu. Benim en çok dikkatimi çeken. Başkan yani Konya'da özellikle yaz aylarına doğru şimdi bahar ve yaz aylarında yapılacak olan yatırımlar işte ne yapılırdı biliyorsunuz işte çiçekler, parklar, yenilenirdi işte yol, laleler gibi. Evet.
Bunun gibi birçok yatırım. Şimdi bunlar yapılmıyor. Ya zaten sağlık açısından da belki orada işçi çalıştırmak da çok mantıklı doğru değil. O yüzden bunları sosyal yardım olarak halka açacaklarını. O bütçe oraya ayrılıyor. O bütçeyi sonuçta oraya gideceğini özellikle söyledi. Yani burada ben yine şey dedim, yani sorularımdan bir tanesi su paraları şu anda artık, yani tabii ödeyen ödüyor ama kesilme meselesi yok. Özellikle başvuru sayılarının yani onlarca kat arttı. İşte normalde 20 bin kişi sosyal yardımdan yararlanıyorsa şimdi o sayı katlamış. Evet. Yani başvuranlar da ciddi şekilde artmış. Ulaşım, biraz önce hepimiz konuştuk. Yani belediyenin ana gelir kaynakları, İller Bankası dışında ne? Ulaşım, su. Bir yani, de vergiler. Yani vergiler ama şu an o dönemde de işte hepsinde erteleme olduğu için bir kaynak sıkıntısı var. Bunu nasıl çözeceksiniz dediğimde o da mevcut yatırımları, yani süre gelen yatırımları öteleyeceğiz. Yani şu anda yapmayacağız ve onun yerine güzel bir cümle söyledi. Hiçbir Konyalı'yı aç bırakmayacağız dedi. Yani bu güzel bir şey. Yani süreçte, çünkü olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bununla birlikte bir de en çok benim de algı olarak çok üzerinde durduğum, sizlerle de paylaşmış olayım. Yani umrecilerle alakalı, evet, sürekli Konya. Yani bu konuda sana da döneyim İbrahim, hep ben söylemiş olmayayım. Ne diyorsun yani bu umreci meselesini, yani sen İhlas Haber Ajansı'ndasın da, yani köpürtüyor, evet, ulusal medya özellikle. Yani Konya'da ulusal olmuş. Medya demeyelim de medyadaki bir, evet, kesim diyelim. Yani sosyal medyadan da bu paylaşılıyor. Doğru. İşte gelenlerin sanki bu ruh hastalığı, umreden gelenlerin, daha açık konuşmak gerekirse Konya onların getirdiği gibi, ama onunla ilgili daha önce de açıklamalar oldu. Birçok ya. Yani yurt dışı kaynaklı olduğu, Konya'da da yurt dışı kaynaklı olduğu bunun söylendi. Ve bu izolasyon uygulanmadan önce gelenlerin de sık sık aranıp sorulduğu, tabii, işte durumları ile ilgili Sağlık Müdürlüğü yetkililerin bilgi aldığını biliyoruz. Ya burada işte yine adınız çıkmasın olayı var ya, hani aynen, algı olarak. Algı kesinlikle. Ben algıdan kaynaklandığını düşünüyorum. Bununla ilgili resmi bir şey varsa da zaten yetkililer söyler. Ha, gelen umreciler içerisinde burada yurtlara yerleştirilip pozitif çıkan olmadı mı? Oldu. Vardı. Onlar yani da tedavi edildi, ediliyor. Yani bazı hesaplardan özellikle şey, sanki bu işi, evet, umreciler yaydı. Umre, ya bunu karalama meselesi. Devlet bunları. Ya bu, hadi Türkiye'ye umreciler getirdi de Amerika'ya, Avrupa'ya kim götürdü? Yani oraya da mı umreciler götürdü? Ya şu an götürdü? İşte Sayın Cumhurbaşkanı da en son bir ulusal seslenişte söyledi. Avrupa'dan ve Amerika'dan, evet, bize bulaşmalar çok daha fazla. Aynen. Konya özelinde söylüyorum. Yani karantinadakiler zaten bulaştırma şansı yok. Oradalar yani. Evet. Nereye çıkacaklar? Ha, bir kısmi kaşıyan örneği var ama o önceden gelmiş, evet, bir şey. İşte o demek istediğim oydu. Bunu yani şeye sordum ben. Yine iki gün önce bir telefon görüşmesi yaparken AK Parti İl Başkanı Sayın Hasan Angı'ya sordum. Dedim ya efendim, yani niye izin verildi? Şöyle bir açıklaması oldu. Şubat ayında Suudi Arabistan korona vakası bildirmedi dedi. Evet. Bildirmediği için yani haliyle bizim umrecilerimiz gitti. Yani bizde de bir kısıtlama yoktu. Bizde de bir kısıtlama yoktu. Evet. Yani bunu sanki Sağlık Bakanlığı burada Diyanet'e bir uyarı yaptı. Evet. Dünün şartlarıyla yani şey yapmayalım. Temkinli olalım dedi. Temkinli olalım ama geçince, yani olay oradan farklı bir yere gidince, zaten onlarınki kısıtlı dedim. İkinci şeyim de Konya'daki özellikle örneklere baktığımızda Ankara'dan, özür dilerim, İzmir'den gelenler, işte İstanbul'dan gelip ciddi şekilde bulaştıranlar var. En mantıklı yapılan işlerden bir tanesi bence bu süreçte şu iller arası iletişimin, ulaşımın kesilmesiydi diye düşünüyorum. İşçi çıkarma meselesi var. Onunla ilgili neler konuşabiliriz? Şu an hükümetin bir çalışması var. Evet. Yasaklanacak galiba 3 ay süreyle yanılmıyorsam. Şu an ücretli izin mi verilecek? Verilirse de herhalde günlük 40 liraya yakın bir cömeye biçecek. Bedel ödenecek. Ve kısa çalışma ödeneğinin kullanılmasına daha fazla teşvik edilecek. Biliyorsunuz ilk açıklanan pakette bir kısa çalışma ödeneği söylenmişti, evet, İşkur üzerinden. Bu iş hem sigorta primi hem maaşta devlet destek veriyor. Ya şu an zaten kısa çalışma %60'a yakını şey yapıyor. Yani bu istihdam önemli, bu çorbaların kaynaması da önemli iş yerinde. Yani bu süreci atlatacağız. Yani inşallah. Psikolojik olarak da bir çöküntü oluşturur. Yani işsizliğin, evet, çok fazla olması, insanların giderek işsiz kalması gelecek kaygılar yönünde ciddi bir sorun oluşturur. Bunun engellemek adına çok
makul mantıklı bir karar. Tamam, adam iş yeri de sıkıntıda. Buna bir şey diyemeyiz. Şu an diyemeyiz. Faaliyet yok. Kesinlikle. Üretim yok, satış yok birçok sektörde. Kesinlikle. Ama devlete diyor ki ya ben varım diyor. Sen devam et. Ben sana maaş ödemesi de vereceğim. Evet. Primden de indirim yapacağım ama çıkarma diye diyor. Böyle bir politika. Tabi bununla yetinmeyenler de çok, yani muhalefet yapanlar da çok. Onları da programın ikinci bölümünde konuşacağız. Değerli izleyenler, WhatsApp ihbar hattımız aktif. Özellikle sormak istediklerinizi, yetkililere ulaştırmak istediklerinizi oraya atabilirsiniz. Bizler de programda vaktimiz ölçüsünde okumak için gayret gösteririz. Şimdi bir reklama gidiyoruz. Akabinde buradayız. Programından ikinci bölümünü idrak edeceğiz. İnşallah tekrar iyi akşamlar diliyorum. İkinci bölüme başlarken birkaç mesaj okuyayım. Sizleri de hem teşvik anlamında, yine farklı konular olursa süremiz el verdiği ölçüde inşallah okumaya çalışacağız. Önemli bir mesele, bir kardeşimiz diyor ki abi ben berberim ve kalfayım. Konya'da 2000 kuaför salonu var. Yani dükkan sahibi 2000 kişi. Ama o dükkanda çalışan, yani birer ikişer kişi olsa, yani iki kalfa 4000 eleman demek. Bunlar ne olacak abi? El mesleği yapmadan ekmek de yok, para da yok demiş bir kardeşimiz. Çok güzel bir noktaya hitap etmiş ama şimdi yine gerek Halil İbrahim gerek İbrahim belki bir şeyler söyler. Şunu diyebiliriz, yani bu süreçte hani bu tüm dünyada olan bir olay. Mutlaka bunları anlıyoruz, siz de anlıyorsunuzdur. Ama kuaförlere de farklı bir destek, özellikle sigortalıysanız zaten kısa çalışma ödeneği olsun, maaşın %60'ı meselesi olsun, bunları devlet veriyor. Bununla ilgili başvurulması gereken, iş yeri sahibinizin başvurması gereken SGK gibi, iş bulma kurumu gibi kurumlar var. Yine ama bu konuda konuşalım, yani haklı çocukların birçoğunun özellikle... Belki onda şey olabilir mi Emrullah Bey, yani... gerekli tedbirler alındıktan sonra örneğin dükkana sadece bir müşteri girecek şekilde ve bir çalışan olabilecek şekilde ya şimdi ilerleyen dönemde mesela, çünkü biz bile yaşıyoruz. Hepimizin ihtiyacı oluyor. Gitmemiz gerekiyor berbere, kuaföre, tıraşa. Önümüzde bir bayram süreci var. Kesinlikle. Sonuçta, söylemiş olalım. Biraz evet. Önce de sosyal medyadan duyurumuzu yaptığımızda Kanal 2'nin değerli yönetim kurulu başkanı Mustafa Derbentli Bey, siz nasıl tıraş oldunuz gibi bir tweet atmış. Aslında arkadaşlar tabii farklı şekilde, ben çok tabii olamadım, kendim olmaya çalışıyorum ama farklı yollarla olmuyor. Bu kardeşimiz kalfa, kuaför kalfası kardeşimiz de tam onun üzerine bu paylaşımı yapınca bu konu önemli. Yine diğer bir izleyicimiz, virüs ne zaman sona erer? Bu noktada Ramazan sonu gibi demiş herhalde, öğrenci menşeili. Yani bu sene artık büyük ihtimalle okullarla ilgili falan ben çok yeni bir geri dönüş olacağını zannetmiyorum. Bitti, dönem kapanır. Yani dönem kapanır gibi geliyor. Tabii resmi açıklamalar önemli ama öyle görünüyor. Ona göre kendimizi hazırlamamız lazım. Yine bir amcamız yazmış. Okuyayım. Konya Belediyesi taraflı davranıyor demiş amca. Yardım muhtarlar kanalıyla yapılır. Tıpkı Ankara Belediyesi'nin yaptığı gibi demiş. Yani taraflı davranıyor, biraz daha açarsa amca yine burada yer vermeye çalışırız. Şimdi tam bunu demişken son rakamları da aldık herhalde. Evet. Toplam neydi, ne kadar oldu Konya Büyükşehir'in yaptığı? Şu an mevcutta 35 bin kişi sosyal yardımlardan, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlarından yararlanıyormuş. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Bey'in açıklaması. Hı hı. 63.511 kişi de başvuruda bulunmuş. Yeni. Evet, yani 35.000'in dışında 63.511 kişi de başvuruda bulunmuş. Bunlarla ilgili oluşan yoğunluktan dolayı da bu Konya merkez ve taşra ilçelerimizde dahil, yani 31 ilçeyle birlikte
Haftaya sosyal kartları ilçe belediyeleri aracılığıyla dağıtılacak diye Başkan Bey'in de açıklaması var. Ve şu ana kadar, yani şu an mevcut yararlanan 35 bin kişiyle ilgili de bu ay ve Ramazan ayı içinde %300 artış yapılmış alacakları yardımlarla alakalı. Ben bilmiyorum rakamsal olarak o sosyal destek kartlarına ne kadar bir market alışverişi için rakam belirleniyor, ama bu oran %300 artırılmış. Mevcutta da bekleyen başvuru sayısı 63.511, azımsanmayacak kadar da. Evet, peki bunlarla ilgili süreç ne zaman başlayacakmış? Nasıl bir? Valla herhalde bu, bazı evraklar isteniyor galiba. Ben tam bilmiyorum. Muhtarlar aracılığıyla mı yoksa Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi aracılığıyla mı başvuruluyor? Muhtemelen o tür iletişim kanalları vardır. Herhalde TC kimlik üzerinden galiba inceleniyordur. Herhangi bir geliri var mı, sigortası var mı? Çünkü o her şey artık görülebiliyor, biliyorsunuz. Yok, şöyle devlet bugün üzerinden. Sen dediğin için ilave yapayım. Evet. Böyle bir soru geldi başkana telekonferanstayken. Bu süreçte yardımda bulunanların işte sigortası, üzerinde araba var, çok bakılmadığını. Yani insan ihtiyaç sahibi ise, işten çalışmıyorsa buna destek verileceğini söyledi. Evet. 60 bin de iyi bir rakam yani şu anda Konya için. Yani 63 bin kişi başvurmuş, 35 bin kişi de alıyor. Hemen hemen 100 bin, yani eğer hepsi tabii kabul olursa bu. Bir aslında önemli bir nokta da sosyal yardımlaşma diğer vakıflar, yani özel vakıflar var. Konya'da biliyorsunuz ciddi yardım kuruluşları var. Allah selamını artırsın. Evet. Dünyanın birçok bölgesinde yardım götürüyorlar. İşte Ramazan ayı yaklaşıyor, ciddi bir zekat toplarlar bu vakıflar ve hayırları dağıtırlardı. Şimdi bunu yerele indirgeyip artık şehrin insanına kullanılması adına bir çalışma yapılabilir. İHH bunu Türkiye genelinde bir çalışma yapmıştı, isim de verelim. İHH ve benzeri, İHH'nın ölçeğinde Konya'nın yerel vakıfları da var aslında, dernekleri de var. Bunlar da ihtiyaç sahiplerine kaymakamlıkla işbirliği halinde tespit edildiği zaman aynı ve nakdi yardımda bulunabilir. Türkiye dünyanın birçok bölgesine yardım eden bir ülke. Konya dünyanın birçok ülkesine, mazlum coğrafyasına yardım eden bir şehir. Artık tabii bizim de bu şehrin de ihtiyacı, bu şehrin insanın da ihtiyacı var. Bu süre tarafında vakıflarımızın da şehirde işsiz kalanlara, diğer ihtiyacı olanlara dediğim gibi hem aynı hem nakdi yardımda bulunurlarsa iyi olur diyelim. Çünkü bu ciddi bir her yükü de belediyeye atamayız. Evet. Belediyenin de kaldıracağı bir kapasite, ödeyebileceği bir miktar var. Şöyle de bir şey var. Bugün bir talep geldi. Hocam bunu da söyleyelim isterseniz. Biliyorsunuz Konya'da ciddi bir vakıf kiracısı, işletmeci var. Yani vakıfların gayrimenkulü çok fazladır Konya'da ve vakıflar birçoğu buradan gelir elde eder. Vakıflar bu kira noktasında da kiracılarına bir inisiyatif bu süreçte kullanırlarsa mutlu oluruz diye bugün bir Azize civarından bir esnafımızla bir konuşmamız oldu. Böyle bir talebi olmuştu. Bunu da gündeme getirebiliriz. Tabii resmi yollarla, kaymakamlık akreditesiyle, belediyeler işbirliği, yani daha da minimize desek muhtarlar aracılığıyla vakıflar buradan vatandaşlarımıza destek olabilirler. Bu güçleri de var. Evet. Yani vakıflarda bu süreç nasıl işler bilmiyorum ama mütevelli heyetleri var. Onların alacağı kararlar var. Yani belediye tabii biliyorsunuz 2 ay almayacağını çıktı söyledi. Devlet tabii birçok belediye söyledi. Bunun yanında benim bildiğim hakikaten Konya'da çok kaliteli mülk sahipleri var ki birçoğu kira almayacağını bildirdiler. Belirttiler. Bunlar aslında söylenebilebilir. Çünkü bu gibi şeylerin örnek olması gerekiyor. İnşallah vakıflar da buna örnek teşkil eder diyelim ve devam eder. Yani ben şu kuaför meselesine bir şey yapalım diyorum. Biraz eğilelim diyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü çok güzel bir noktaya değinmiş izleyici. Bu noktada yani ne yapılabilir bu kuaför meselesiyle ilgili? Mesela nasıl bir çözüm? İşte tek kullanımlık ürünler mi yapılabilir? Çünkü öyle bir şey oldu ki hani hepimiz çocukluğumuz zamanında herhalde annemiz babamız şu eski tip makinalarla tıraş oluyorduk. O zaman hiçbir ihtiyacımız olmuyordu. Evet. Yani ben öyle hatırlıyorum, yani annem babam o şekilde. Hatta biz 5 kardeştik, hepimizi bir toplardı. İşte tıraş günü olurdu falan, işte o da 2-3 ayda bir. Bu şekilde olduk yani. Ben daha sonra biraz 10-15 yaşlarından sonra kuaförler. Şimdi çoğaldı. Ne yapacak insanlar? Şimdi şey yapma durumu yok.
Hakikaten kuaför olayı sıkıntı yani. Bu, şimdi bildiğim kadarıyla zaten kuaför salonlarında jilet bir defa kullanılıyor. Tabii. Evet. Sonuçta ikinci bir defa kullanma şansınız yok. Bununla alakalı da bu karar alınırken elbette bilim kurulunun görüşleri sorgulanarak, ön planda evet. tutularak bu karar alınmıştı. Yine bilim kuruluna danışır. Sonuçta meslek örgütleri var. Odaları var. Onların ölçüde. Belki de yapılıyordur. Onu da bilmiyoruz. Hani tam bilgi sahibi değilim ama bilim kuruluna, ilgili bakanlığa başvurularak ne olabilir? İşte marketlerde biliyorsunuz belli bir sayıdan sonra içeri kimse alınmıyor. Kuaför evet. salonları içinde denilir ki bir kişi girer, tıraşın olur, çıkar. Daha sonra yani dışarıdaki burada... kişi olabilir. Ama tabii bu sağlık açısından hani riski nedir? Evet, sonuçta ama... o kullanılacak malzemelere örneğin gelen kişi de bu işte ondan yapılıyor varsa yani. O malzemeleri yani. Malzeme taşıyıcı olabilir mi? İşte bunun gibi hani teknik sağlık sorunları görüşüldükten sonra belki ilerleyen süreçte ya da yakın bir süreçte bununla ilgili bir karar verilebilir. Tabii sağlıklı olur. Kuaförler riskli bölge. Tabii. Evet. Çünkü birebir yani yakın temas ki genelde dar alan olur kuaförler. O evet. sizden oranın az olduğu. Ya adam olayı çözülebilir yani almaz içeriye. Ayrı i̇şte mesele de İçeri acaba çünkü makinalar işte. Hani evet. jilet ayrı olsa da makinalardan Mahas, geçen işte bir de kuaför de sürekli evet. sana yakın. Hani maskeyle yapsa diyeceğiz ayrı bir mesele. Maskeyle yapar. Biraz mümkün olduğunca mesafeyi uzak tutmaya çalışır. Ya da ne bileyim her tıraştan sonra makina dezenfekte edilir falan gibi. Bunun gibi teknik şeyler yapılabilir. Ama şu birkaç günlük süreçten sonra hafif hafif bunların da böyle hani rayına gireceğini ben tahmin ediyorum. Emrullah Bey, burada kuaförler meselesinde aslında en büyük tedavi kira tedavisidir. Biliyorsunuz kuaförün en büyük gideri kiradır. Evet. Burada biraz da dükkan sahiplerine gerekirse devlet ile bir inisiyatif alınarak biraz daha böyle esnek davranmaları iyi olur. Çünkü gerçekten kuaförün kazancı bellidir. Çok üst düzey kazanmazlar kuaförler. Küçük esnaf grubundadır yani terzi, kuaför. Bunlar küçük esnaf statüsünde vergi de ödemezler. Yani evet. Öyle bir ayrıcalıkları da vardır. Vergi ödüyorlardı o herhalde küçük bir çok aynen. Basit usul diyorlar. Evet, yani, basit usulde diyorlar vergi ona. Ödüyorlar. Bu anlamda biraz daha dükkan sahiplerinin kirada kuaförlere destek olmasını buradan biz talep edelim. Gerçekten yani kuaförün en büyük gideri kiradır. Başka çok bir gideri olmaz. Adam buradan kazandığıyla evini geçindirir. Zor bir süreç. Sonuçta. Tabii sadece evet. kuaförler de şimdi restoranlardaki garson da evet. işsiz. Bu tarafa ya mesela ben şey diyoruz. Tam kira mülk sahiplerine de hani hepimiz diyoruz ki almayı versin. Şimdi şöyle insanlar var yani adam emekli değil emekli olmamış. Ama bir tane geçiyor. Bir şey almış. Tabii onlar onunla yiyip içiyor. Yani böyle durumlar da var. Saatin mülk sahiplerini çok zengin değil, olarak canım, veya vakıflar dedik tabii. ya biraz önce. Belki o vakıfların burs verdiği insanlar var veya burs öğrenciler geç şu an çok aktif değil ama sosyal yardım yaptığı meseleler var. Yani süreci yani allak bullak olan bir sistemin içerisindeyiz. Hani kimi ah etsek çünkü ben şimdi birine biraz önce bir şey dedik başka bir izleyici başka bir şey yazıyor. Yani herkesin ayrı beklentisi var. Demişken bir iki tane daha ben size mesaj okuyayım. Yardımlarda acele etmeden sürecin ne kadar süreci belli olmadığı için seçici davranarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir diye bir katkıda bulunmuş. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili özellikle hani şu an çok araştırma işte SGK'dır nedir onlara bakılmadan ama biz Konya'nın bu noktada duyarlı olduğunu düşünüyoruz. Yani ihtiyacı yoksa herhalde başvurmaz. Yani veya işte maske meselesinde olduğu gibi hani devlet ne yaptı? Bugün maske bu simsarlığı diyeceğim artık. Eğer elinde tuttuysa depo yaptıysa elinde dedi ki bedava aldım. Arkadaş dedi. Hı. Veriyorsan Sağlık Bakanlığı'na şu paradan verirsin vermezsen sen bilirsin. O yönde de çok sıkı denetimler var zaten. Evet ihracat da yani yasaklayınca. Evet aynen ve o tür kaçak böyle üretim yapan maskedir diğer sağlık gereçleriyle alakalı baskınların yapıldığını da biliyoruz yurt genelinde. Konya'da da vardı yanılmıyorsam ilk geçen haftaydı evet. açıklamışlardı. Onlar da kontrol altında. Evet. Yine mesajlara bakıyorum. Bu noktada gelen bir vatandaşımız ya izleyicimiz özellikle Suriyelilerin koronadan ölenlerle ilgili neden tam açıklama yapılmıyor gibi uzunca da bir mesaj yazmış. Yani hükümeti veya hani bu noktada devletimize güvenmek zorundayız. Yani açıklanan rakamlar yani ele ne geçecek? Gerçek rakamları sakladı, şöyle oldu, böyle oldu. Yani bu çok
şey değil. Şöyle yani bir akıllıca gelmiyor. Zaten. Yani nasıl saklayacak? Yani, dedi ki zatürre koronadan ölmedi de zatürreden öldü. Bunun devlete artısı eksisi ne olacak yani şu süreçte? Yani akla gelen bir şey var mı? Saklandığı ile alakalı hani bazen toplumda da konuşuluyor. Rakam çok yüksek, gizleniyor falan. Yani şöyle bir ortamda sosyal medyanın yaygın olduğu, işte herkesin, hastanede çalışanların bile artık çoğu şeyi çekip paylaştığı bir dönemde. Hani ben çok gizli kalacağını düşünmüyorum. Yani gizleyemezsiniz böyle bir ortamda. Evet. Neyse zaten devletimiz gün gün Sayın Sağlık Bakanı da bunu çıkıyor, açıklıyor. Kimi zaman basın toplantısı, kimi zaman sosyal medyada. Biz de oradan takip ediyoruz. Ya zaten gün gün rakamlar veriliyor. Vaka, şöyle baktım ama hastaneler %100 dolmadı zaten. Allah'a şükür böyle bir şey durum da yok. Yani yoğun bak, boş yoğun bakım yataklarımız var devlet hastanelerinde. Yani öyle bir şey olsa şu an hastanelerin hınca hınç dolu olması gerekiyor. Yani ki mezarlıklar şube müdürüyle de görüştük. O da diyor yani şu an Konya'da yani günlük vefat sayısı ortalama şekilde gidiyor diye bunun birçok yerden teyitini aldık. Rakamların saklanmadığı yönünde. Yani şöyle, o izleyicimiz hani bir İzmir, İstanbul, Konya kıyasla yapmış da yani bu oy vermeyi AK Parti iktidarının işte Konya'da bu işi gizlediğine falan çok şey yapmış. Bunlar bence çok öyle bir şey olacağını düşünmüyoruz. Yani gerçekten İbrahim'in dediği gibi biz bu noktada belediye yetkilileriyle de birebir hani açık söyleyelim, hani resmi rakamları biliyoruz, gayri resmi de alabilme gücümüz var. Yani alırız da, bunları öğreniriz de, öyle bir şey olsa söyleriz. Şu anda Konya'daki resmi açıklanan ölü sayısı neyse bu oluyor ve bunu devletin vatandaşına söylememesinin bir şeyi yok. Yani gizemi şöyle oldu, böyle Avrupa'da şu kadar kişi öldü de biz şöyle başarılıyız da, gelecek bir iş değil. Bu yani hakikaten tabii önemli. Ya bir de şöyle sayının saklansa da saklanmasa tedbir almak zorundayız yani bunu açıklanıyor, bu virüs yayılıyor. Bunu görüyoruz, tedbir alırsak yani saklanıp saklanmadığı insanlara ilgilendirmemesi gerekiyor. Vefatlerin zaten cenazesini teslim alıyor. Böyle defne bir durum diyor, da yok. Defne diyor. İstediği mezara defne edebiliyor özellikle Konya'da. Yani bunun saklanması bireysel olarak vatandaşı aslında ilgilendiren bir durum değil. Sen tedbirini al. Olağanüstü durum olduğu zaman aslında başvuracağın hastanen var. Tedavi olabileceğin bir şekilde bir imkan var. Evet. Yani bu saklanıp saklanmasın. Şu anda da olası bir durumla alakalı da zaten hem kamu hastaneleri hem tabii özel hastanelerde zaten söylenen hani acil ameliyatların dışında ameliyat bile yapılmıyor ki. Olası bir durum olursa müdahale edilebilsin ya, diye. Tabii. Evet. Çok acil durumlarda yine diğer branşlarda ameliyatların yapıldığını biliyoruz. Yoğunluk %40 galiba yatakla alakalı, evet. Yanılmıyorsam öyle bir paylaşımda olmuştu Konya'daki hastanelerde. İstanbul'da çok yoğun olduğunu biliyoruz. Orada da vaka sayısı fazla. İşte bildiğiniz gibi Seyyar hastane yanılmıyorsam 2 tane yapılıyor. Biri evet. Atatürk Havalimanı'nın bilgi yan tarafında falan. Konya'da onunla ilgili de geçen haftalarda gerçi açıklandı. Söyledik yani Selçuk Tıp'tan Necmettin Erbakan'dan şu an. Hı-hı. Yani o ilk bu olaylar yani bu ilk vakalar var. Falan açıklanmaya başladığında bir Fethiye Caddesi'ndeki kavşakta yapılan bir çalışma vardı. İnsanlar buranın seyyar bir hastane olduğunu falan düşünenler olmuş. Bir de aynı şekilde aynen kent meydanında yapılan bir çadır vardı. İşte Sahra Hastane falan denmişti ama yok, alakası yok bunların. İşte biri metro çalışmasıyla alakalı, başlayacak metro çalışmasıyla alakalı şantiye yeri, orada çalışacak evet. işçilerin kalacağı yer. Kent merkezindeki de iletişim başkanlığının yapacağı bir sergiyle alakalı ama bu nedenle zaten sergi de yapılmadı. Bu da çok tartışıldı. Bunu da tekrar değinelim. Böyle bir şey Konya'da olmadığını da bilsin. Böyle bir durum olsa zaten ya devletimizin resmi kanalları, organları bunu çıkar. Şehir hastanesi var. Tamamlanmak üzere. %95'i bitti. Bir evet. de öne alınıyor. Şimdi yakında şimdi müjde verilecek. İnşallah şehir hastanesi kısa sürede açılacak. Faaliyete yani geçecek. Yoğun bakım üniteleri falan hazır. Hatta öyle bir yani sistemleri yapılmış ki şehir hastanelerinde, ben de bunu dün öğrendim. Her oda olağanüstü durumda yoğun bakıma dönüşebilir. Tabii. Yoğun bakım odası. Evet evet. Ona göre ayarlanmış. En şey olacak. Bu noktada hani biraz gerçeği söylemek gerekirse şehir hastaneleri ilk etapta çok eleştirildi. Evet. Yani tek Konya için değil, Türkiye genelinde. İşte ne gereği vardı dendi, çok lüks, işte çok büyük falan dendi ama Allah muhafaza böyle bir durumda ya, nasıl işe yaradığını gördük. Kesinlikle. Yani o eleştiri yapanlardan şu anda bir ses çıkmıyor. Demek ki ihtiyaç. Yani evet. Bunu da söylemeden geçmemek lazım. Kesinlikle. O izleyicimiz ısrarla Konya'daki devlet hastanelerinin içine çekip televizyonda bir gösterin. Belki İtalya, İspanya'dan farksızdır diyor. Biz inanın bu noktada değerli izleyici biliyoruz bu noktayı. Yani öyle bir durum yok Konya'da.
Aksine %50'nin üzerinde şu an kapasitelerde boşalma var. İnşallah bu tabii pandemi eğrisi dediğimiz olay da şu an yatay seyrediyor. Yani çok ciddi derecede vakalar test sayısı fazla olduğu için şu anda vaka sayısı izleyicimizin elinde varsa artıyor. Bilgi sizinle paylaşsın. Tabii yani öyle bir şey yok. Ben diğerlerini de geçeceğim çünkü bugün gelen mesajların birçoğuna yer vermeye çalışıyoruz. MEDAŞ'la ilgili elektrik, işte bir izleyicimiz 200 lira geliyordu, 400 lira yazdılar gittiler. Yani elektrik kesilmelerini Cumhurbaşkanı özellikle kimsenin elektriği kesilmeyecek dedi. Yani şu anda hani kafalar nasıl yazılıyor, neler yapılıyor, uygulamaları bilmiyoruz. Ama ben bir örneği anlatayım size destek mahiyetinde. Bir vatandaşımızla ilgili kesilmeyecek dediği halde elektriği kesildi diye biz Büyükşehir Belediye Başkanı'na telekonferans yoluyla basın toplantısı yaparken bildirildi. Kendisi de ilgileneceğini söyledi. Akabinde o kişinin elektriğinin açıldığını ben biliyorum. Eğer bir kapanışla ilgili bir şey varsa ve diğer türlü endeksler neyse hani 200 iken 400 geldi meselesi endekslerle alakalı. Kapalı iş yerleriyle ilgili de zaten herhalde bir faturalandırma yapılmayacağı söylenmişti. Bugün bir açıklama vardı EPDK'dan herhalde. Kapalı iş yerlerinde o gibi sürecin. Mesela bakın hani değerli izleyenler bize hem yönlendirme açısından hem fikir veriyor. Bir izleyicimiz işte ben SGK özellikle evde bakım ücreti alıyorum. Biz de alabilir miyiz gibi bir sorusu varken diye de bunda acele edilmemeli. Yani belediye bunları daha iyi ince eleyerek yapılmalı gibisinden. Burada tam bir şey ölçüyü tutturmamız lazım. Özellikle. Evet. Tabii berberleri konuştuk. Konya için çok önemli. Etli ekmekçiler de yazıyor. Yani fırınlar kapalı, işçiler boşta. Ev sahibi kira istiyor. Elektrik faturaları geldi, doğalgaz geldi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz demiş bir etli ekmekçi. Mahalle fırınları kapalı mı? Gelal devam ediyor. Yani gelal oluyor. Oluyor. Gidip siz de yaptırabiliyorsunuz. Ben görüyorum bizim oradaki fırına. Fırın mahallelerde açık olduğunu görüyorum ben de. Yani ama demek ki bu izleyenimizin iş düşüklüğü nedeniyle tabii, falan daha azaldığını söylüyoruz. Yani değerli izleyenler, yani hepsini okuma şansım yok. Bugün mesajlar Kerem abi de olmayınca herhalde özellikle ana haberde. Onu da soruyorsunuz. Kerem Bey biraz rahatsız kanalda açıklama yapmıştır. Tabii inşallah en kısa sürede tekrar yerine gelir diye düşünüyoruz. Esnaflar kredi diyorlar, tasarruf diyorlar. Yani şöyle, geçen programda çok konuştuk bunu. Devlet bu noktada gereken özellikle işçi çıkarılmasın diye olsun. Yani firmalara işte özellikle önünü açan uzun vadeli krediler olsun. Belli olaylar yapılıyor. Değerli izleyenler, yani şöyle bakalım. Bizim verdiğimiz vergilerle bu çark dönüyor neticede. Aynen. Yani bizim devletimizin veya bizim hani topraklarımızda çıkan hani bir Suudi Arabistan gibi, Rusya gibi sınırsız kaynağımız yok. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani bu vergilerle dönüyor. Şimdi devlet bize şunu da versin. Birçok kişiden ben duyuyorum. Para bassın versin. Ya para bassın versin meselesi demek. O en son yani, çare. En son çare. Yani. Ama o zaman da ne yapacağız? Korona diye bir illet var, bir virüs var. Onu alacağız. Yerine enflasyon illeti yani koyacağız. O zaman sonra da faiz. Pul olacak yani. Aynen. Paramızda pul olacak. Hiçbir değeri olmayacak. Enflasyonun yani bugün 10 liraya 5 liraya yediğiniz domates 20 lira olacak. Aynı para basıp verirse yine yani o döngü meselesi değil. Yani bizim Allah muhafaza. Bu noktada bunlar da çok tehlikeli durumlar. Ya mutlaka yapmamız gereken bence tedbirlerimizi artırmamız ve daha minimalist yaşayabiliriz. Ya zaten yani insanımız illa yapıyor da mümkün olduğunca tasarruflu davranmak şu süreçte. Evet, yani tasarruf. İsraftan kaçınmamız aynen lazım. Aynen öyle. Yani. Zaten temel öyle yapıyoruz. Hani hepimiz öyle yapıyoruz. Aynen öyle. Ben eminim ekran başındaki izleyiciler de öyle. Tasarruflu bir şekilde inşallah bu süreçte kısa sürede atlatılırsa tekrar hayat normale döner, yine çarklar dönmeye başlayınca kısa sürede toplanacağını umut ediyoruz yani. Yani Rabbimden niyazımız o yönde. İnşallah çünkü evet herkes de yani bu daha önce tecrübe edilmiş bir şey değil. 102 yıl önce dünya İspanyol gribiyle evet, çalkalanmış. Ciddi. Bu İspanyol gribinin tabii çok ciddi etkileri olmuş. Şimdi 100 yıl sonra yeni bir pandemi, yeni bir salgın oluyor. Bu da korona olarak bizim yaşadığımız döneme denk geliyor. Bence süreç iyi yönetiliyor.
Özellikle devletin olsun, Sayın Cumhurbaşkanı'nın olsun, ben hani iyi niyetle herkesin bir şeyler yapabildiğini düşünüyorum. Mesela biz bize yeteriz kampanyasını konuşalım biraz. Evet. Hani bu kadar yardımlardan bahsetmişken bu noktada yani yıllardır vatan, millet, yani bu topraklarda para kazanan esnaflar var. İnsanlar, hepimizin sağduyulu olması lazım. Yani biz bize yeterizle ilgili İbrahim, senden birkaç kelime alayım ben. Valla Konya'dan da ciddi katılımın olduğunu var. Hem sanayi kuruluşları, Konya'daki yerleşik şirketler, hem bireysel anlamda görüyoruz. Ya imkanı olan herkesin, isteyen herkesin, zaten zorunlu değil zaten biliyorsunuz gönüllülük esasıyla. Hani evet, öyle bir de şey var işte, ya bu dönemde devlet para mı toplar diye. Ya, alakası olmayan konular böyle çarpıtılıyor. İmkanı olanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere nakdi yapılacak bu yardımla alakalı katılabileceği bir şey ve görüyoruz emekli insanlar birikimlerini, hani ben olmazsam, devletim olmazsa ben olmam, ülkem olmazsa benim varlığımın bir anlamı yok diyen insanların bu bilinçle hayvanını satıp verenleri görüyoruz. İmkanı olan veriyor, Allah razı olsun. İmkanı olmayan da katılamıyor. Evet. İnşallah Rabbim onlara da o imkanı nasip eder yani. Asıl olan devlettir yani. Devletin sürdürülebilirliği. Şimdi devlet para mı toplar dersek, bir de devlet o kadar sağlık çalışanına bakın, bugün o kadar maske tedarik ediyor. Tedavi ettirmede ciddi masraflar var. Ya maske bedava ya. Şu an maske tabii, tabii, savaşları yaşanıyor. Kesin. Fransa'sında, şimdi biz bedava Amerika'sında alıyoruz ama devlet bunu parayla alıyor yani. Evet. Ondan sonra geldiğimiz noktada yine birçok ilaç ithal getiriliyor. Yani 1 milyon kutu stoktan bahsetti dün, tedavide kullanılan bir ilaç. Bunlar evet, nasıl para dönüyor? Devlet para toplar mı diyemeyiz. Yani devletin sürdürülebilirliği, devletin halka verebilmesi için burada aslında bu bizim dinimizde de böyledir yani. Fazlası olan, yani geçimini rahat edip ettirip yani bunun defaatle katı yatırımı, mülkü olan bir kısmını verir. Evet. Bu gönüllülük esasına dayalıdır. Yeri gelir zorunlu da olur. Yani devlet der ki biz bunu senden emanet alıyoruz der. Bu i̇şte yaşanmıştır der. Tekalife Milliye'yi Cumhurbaşkanı evet, dile getirdi. Ona getireceğim. 1920'lerde yani İstiklal Harbi'nde yaşanan bir süreç. O dönemde de Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir gibi Allah rahmet eylesin paşalar halktan böyle bir talepte bulunuyor. Halk veriyor. Yani kimisi çarık veriyor, işte kimisi çorap veriyor, kimi öküzünü, affedersiniz, ineğini satıp veriyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Gelirin %30'unu herkesten. Tabii. Ama sonrasında devlet kısmen ödeme de yapıyor aslında evet, burada. Emanet evet, de alıyor. Bizim de bu süreçte evet, yapmamız gereken, herkes karınca kararınca devlete destek olması. Yani devlet olmaktan sonra bizim varlığımızın bir anlamı yok. Aynen öyle yani. Bankada milyarlar TL param olsa ne olur? Öyle. Olmasa ne olur? Herkesin tamam kendi bileceği iş ama tabii, devletin sürdürülebilirliği, milletin evet, var olması adına, bu süreçten güçlü çıkmak adına hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Onunla ilgili yani, de resmi rakamlar var. Mesela bugün itibariyle bize yeteriz Türkiye'mle alakalı toplam 1 milyar 487 milyon 823 bin 665 lira güzel, toplanmış. Güzel. Yani 1,5 milyar liraya yakın bir para. 470 bin 826 kişi bağışta bulunmuş. SMS ile 47 milyon liralık bir bağış gerçekleştirilmiş. Toplam epeyce de bir SMS atılmış. Evet. Bu siteden de takip edilebiliyor. Burada yardım, da yayınlanıyor yani yardım rakamı. Yardımda bulunan bütün kurumlarımızı, vatandaşlarımızı, mutlaka memurlarımızdan da var. Maaşlarından tabii, veren var, işte başkanlarımızdan var. Çok hikayeler var. Yani duyuyoruz yani, neler var. Işte. Kesinlikle hepsine çok teşekkür edelim. Bunların hepsi bir şekilde ihtiyaç sahiplerine. Çünkü Diyanet de açıkladı. Zekat olarak da verilebiliyor. Yani sürecin verilen bir fetva var. Evet. Arkadaşlarım uyarıyor. Bitireceğim ama yani birkaç yorum daha izleyicilerimizi de kırmak istemiyorum. Bir amcamız yorumcuların ünvanlarını niye yazmıyorsun demiş. Gazeteci arkadaşlarımız, programın başında tanıtıyorum. Özellikle Konya'da tırlarla yardım gönderiliyordu. Şimdi neden yapılmıyor? Yardım kuruluşlarıyla ilgili İbrahim söyledi biraz önce. Sosyal özellikle elinden geleni yapıyorlar. Konya bu noktada zaten iyilikte ve yardımda öncü. Suriye'ye de, İdlib'e de her yere tır tır malzeme yardım yapıldı. Konya'da böyle bir durum olursa gereken yine yapılır. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanı hepsiyle koordine halinde çalışıyor.
Mustafa abi diyor ki ben esnafım. Faturalar Bağkur niye ötelenmiyor da kredide inat ediliyor. Esnaf bu noktada şikayetçi diyor. Yani faturalarla ilgili herhangi bir hani her şeyde herhalde açık açık şey yapılmaz. Yani herhangi bir kesinti olmayacağı söyleniyor bu noktada. Ben ilerleyen süreçte devletim bu gibi gerçekten sıkıntıya düşmüş. Şimdi faturalar ötelendi denildiğinde herkes ihtiyacı evet. olan da. Onunla ilgili Emrullah Bey sözünüzü keseceğim. Benim bildiğim kadarıyla senaryoya göre kısım kısım evet. güncel konulara göre paketler açıklanıyor. Belki tabii. yeri geldiğinde bir şey o noktada bir yani aksaklık olursa zannediyorum o da açıklanacaktır ama böyle hani her şeyin bir anda olması her da... Her şey bir anda olmuyor. Bir de şu var yani bunu şimdi siz ödeyemeyecek durumdasınız ama öteki tarafta ödeyecek durumda. Bunların hepsini şu anda devlet bir anda keserse sistem tıkanır. Ama ne deniliyor? Kesinti olmayacak. Doğalgaz, elektrik, su kesintisi olmayacak deniliyor. Bu ne demektir? Ödeyemeyene problem yapmayacağız. Gerçekten ödeyemeyene. Ama ödeyenler de ödesin bu noktada. Yani herkes zor durumda değil neticede. Bu noktada biraz bizim daha... Bizim kültürümüzde zaten öyle fırsatçılıkta yok yani işte böyle olalım. Zor zamanlarda. Etlekmekçide çalışan bir kardeşimiz yine yazıyor. Patron kapattı ne yapacağım? Onu da inşallah etlekmekçilerin de bu noktada aslında halkımız ilgi gösteriyor. Ben görüyorum mahalle fırınına böyle güzelce bizim bohçalarda, sinirlerde millet götürüyor. Birer birer yaptırıp getiriyor. Kapatmasın etlekmekçiler. Yani yasal bir şey yok. Kuaförlerde olduğu gibi birer birer müşterileri alıp yani millet evde zaten ne ekmeğini tam kendi yapanlar var ama etli ekmeği böreği yaptırıp akşam yemeğinde yiyen, öğlen yiyen var. Veya işte dolaba atıp sonra yiyenler var. Ya Konya güzel şehir. Bizim memleketimiz hakikaten her taraftan. Mesajlarını okuyamadığım değerli izleyenlerden özür diliyorum. Rejideki arkadaşlarım bitirmemi istiyor. Keyifli bir program oldu. İnşallah haftaya yayın planlamasını biraz daha uzatalım. İnşallah 11 gibi falan bitirelim. Çünkü bu da bir akışa göre şey yapıyor. Yazan kardeşlerim şu an birkaç kişi hala mesaj yazıyor. Kusura bakmasın. Ben var mı eklemek istediğiniz bir şeyler? İyi akşamlar. Tedbiri elden bırakmayalım. Kesinlikle yani. Evimizde kalalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum.